Merhabalar arkadaşlar. Bu yeni dersimizde biraz kolonlardan ve sütunlardan bahsedeceğim yeni widget'larımızdan. Onlar da çok önemli şeyler fakat ondan önce şunu yapacağız arkadaşlar. Flutter'a yeni bir güncelleme geldi. Onu nasıl yapacağımızı hep beraber görelim. Ben de henüz yapmadım kendi bilgisayarımda. Beraber yapmak için göstermiş olayım. Şimdi öncelikle Flutter Doctor deyip bir güncelleme var mı yok mu veya Flutter'ımızın herhangi bir durumunda bir eksiklik var mı yok mu onu öğrenebiliyoruz. Flutter Doctor deyip biraz bekliyorum. Benim için hemen detayları oluşturuyor. Şöyle açayım biraz. Terminalden bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Flutter'ın herhangi bir sorunu yok. Burada güncelleme var mı yok mu onu da söylemedi. Fakat hemen şuradan ben bir Flutter upgrade diyorum. Upgrade diyorum. Flutter'ı güncelliyorum arkadaşlar. Güncelleme işlemi devam ediyor arkadaşlar. Şurada zaten hata vermişti yani artık burayı yeni güncellenmiş halleri geldi diyor. Bunları güncelle diyor. Mesela analyzer 32. 4'teyken 33.0'ı geldi diyor. Güncellemek için de şunu yap diyor. Flutter update package force upgrade diyor. Yani Flutter paketlerini güncelle. Ee, eğer olmazsa upgrade etmeye zorla force dedi. O işe yarıyor. Şöyle bekliyorum. Bu işlem bitsin. Upgrade işlemi bitsin. Daha sonra o onu da çalıştıracağım yine terminalden. Bu sorunları düzeltmek için. Tabi bu arada emülatörümüzü durdurabiliriz. Boşu boşuna orada çalışmasın. Evet arkadaşlar güncelleme devam ediyor. Ben arada videoyu durduruyorum. Yanlış anlamayın bu kadar hızlı gerçekleşmiyor yani. Birkaç dakika süren bir işlem burası. Evet arkadaşlar upgrade işlemi Sonuçlandı. Burada benim için tekrardan Flutter Doctor'ı kendiliğinden çalıştırdı. Şöyle önceki sürüm kaçtı. Şöyle yukarıdaki ilk çalıştırdığımız Flutter Doctor'a bakalım. Ee, versiyon 8.0.8.2 idi. Şimdi ise 0.9.4 çıktı. Fakat hala beta sürümünde normal sürüm yakın zamanda çıkacaktır arkadaşlar 1-2 ay içinde. O zamana kadar biz Flutter'ın temel konularını bitirmiş birkaç örnek uygulama yapmış oluruz büyük ihtimalle. Şimdi Flutter Update Package diyorum. Force Upgrade diyorum ve Enter'a basıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu bekliyoruz. Evet arkadaşlar paket güncellemelerimi de tamamladım. Paket güncellemelerim de bittiğine göre ben Hemen bugünkü dersle ilgili birkaç şey yapmaya başlayabilirim. Şöyle bugün ben size e, kolon ve sütunları anlatmaya çalışayım. Ne yapalım bu böyle kalsın. Evet onun içinde gösterelim daha güzel olsun. Şurada uygulamamızı bir tekrardan çalıştıralım öncelikle şöyle çalıştırıyorum. Şu an çalışmasını beklerken şuradan göstereyim size arkadaşlar kolonları ve sütunları ve diğer widgetlar hakkında da aslında buradan bir hafif bir bilgilendirmiş olayım. Şimdi bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bu kurs ne kadar detaylı anlatırsam anlatayım. Flutter veya uğraştığınız herhangi bir yazılım dili olabilir. Bunlar hızla gelişen şeyler ve değişen şeyler. Yani bizim şu an işlediğimiz bu kurs size bir temel oluşturacaktır ve ön sizden beklenen şey de bu kursta öğrenmediğiniz çünkü henüz var olmayan konuları da kendi kendinize öğrenebilme becerisi elde etmek. Asıl elde etmeniz gereken beceri o. Bunun için de herhangi bir yazılım dili hangisi olursa olsun onunla çalışıyorsanız onun dokümantasyon sayfasına gitmeniz. Flutter.io'daki dokümantasyon bölümüne geliyorsunuz. Burada widget katalogları var arkadaşlar. Biz demiştik ya zaten Flutter'da her şey widget'tır diye. Bunun vurgusunu birkaç defa daha yapacağım. Bunu çok iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Yani Flutter'ın sayfasının kendisi widget'tır. İçindeki bütün öğeler widget'tır. Yazılar widget'tır. Renkler widget. Her şey widget'tır Flutter'da. Buradaki widget kataloğuna gelip şöyle ziyaret et diyoruz. Burada Şimdi önce Basics yani basit katalogları, e, basit widgetleri görelim. Burada Container'dan bahsediyor ki ben size Container'dan bahsetmiştim burada. Kullanmıştık zaten şöyle. Bir de Row'dan bahsediyor. Row için ne diyor arkadaşlar? Horizontal olarak yani yan yana olarak dizilim yapmanızı sağlıyor. Ekranın içinde şöyle mesela şurayı gör, görün arkadaşlar. Şu bölüm burası böyle. Ne? yan yana dizilmiş 3 tane öğe. Bunu işte row sayesinde yapıyorsunuz, satır sayesinde. Bir de ne var arkadaşlar? Kolum var. O da kolonlar yani. Vertical direction. Yani dikeyde sıralama yapmanızı. Oradaki bölümlen, bölümlendirmeyi yapmanızı sağlıyor. Ki o da örneği şu şekilde ele alabiliriz. Şu üsttekiler ve alttakiler mesela kolonların içine Dizilmiş şekilde. Şimdi hemen bir tane row örneği görelim. Şu altlarında zaten dokümantasyonları var arkadaşlar. Şöyle sağ tıklayıp yeni sekmede aç diyorum. Bunu da burada açıyorum. Şöyle gelip bir tane row oluşturmak için neler gerekli onları görüyorsunuz. Burada aslında çok güzel anlatıyor. Hikayeleştirerek anlatıyor. Güzel anlatıyor. Detaylı anlatımları var burada. Fakat şöyle verdiği sample kodlarda çoğu zaman hatalar gerçekleşiyor. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Biz şöyle kendimiz bir tane oluşturalım arkadaşlar öncelikle. Gelip bir de şurayı bahsedeyim. Şurası çok önemli. Constructors bölümü dedi. Bu ilk oluşturulurken lazım olan. Yani bir row oluşturulurken neler lazım? constructor'dan bahsetmiştim. Yani bu widget'ın yapıcı metotları neler? Bunlar. Yani içine bunları göndermeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bir map notasyonuyla obje notasyonu diyoruz buna. Ve burada özellikler var. Alt özellikler neler eklenebiliyor? Onu görüyoruz şöyle. Bütün metotlar ve bütün alt özellikler hepsi her bir widget için teker teker bunlar ele alınmış halde arkadaşlar. Şöyle zaman kaybetmeden şuradaki constructor'a da bakarak bir tane row oluşturalım hemen. Geliyorum şu en alttaki şeyin içinde oluşturalım. Şu kahverenginin içinde yeni row'lar oluşturalım. Bizim kahverenginin içinde şu an sadece bir yazı var. Onu siliyorum. New row diyorum arkadaşlar. Şimdi burada ben size daha önce söylemiştim. Şunun devamına virgül koymayı unutmuyoruz arkadaşlar koymadığımız zaman bozuluyor. Sıralama bozuluyor. Yani kodların sırası değişiyor. Karışıyorlar. Şimdi biz hep child kullandık şimdiye kadar. İşte ilk defa burada children kullanacağız arkadaşlar. Şöyle children dediğim zaman widgetlar istiyor benden ve gördüğünüz gibi bir liste notasyonuyla yani liste şeklinde istiyor benden. Hatırlıyorsanız onları Dart'ta işlemiştik. Yani array şeklinde diğer yazılım dillerindeki deyimiyle. Bir list notasyonuyla biz buraya yeni neler ekleyelim arkadaşlar? Yeni konteynerlar ekleyelim. Neden yeni konteyner ekliyorum? Şöyle konteyner burayı tamamen kaplasın ki ben şeyi görmüş olayım. Row'un çalışma mantığını görmüş olayım arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Yeni container'ıma önce margin veriyorum. Şöyle bir margin verelim. 5 dp uzaklık verelim arkadaşlar hepsine. Şurada konteynırımıza e, bir de child ekleyelim. Şöyle gelip child diyelim. Buna yeni bir new text diyelim içinde yazı olsun ve buna merhaba diyelim arkadaşlar hepsinin içinde merhaba olsun şöyle virgülleri unutmuyorum gelip text directionımı veriyorum hemen şöyle left to right şeklinde düzeltiyorum daha sonra şimdi şundan dolayı duraksadım arkadaşlar şeyi göstermek için şimdi kodlar böyleydi ya ben Command Alt bir de L harfine basıp otomatik olarak düzeltmesini sağlıyorum. Aklınızda bulunsun. Bunu ilk derslerde anlatmıştım. Yine de hatırlatmış olayım. İlk dersleri takip etmeyenler varsa veya unutmuş olanlar varsa onlar için söylemiş olayım. Şimdi şurada row'umuz için şimdi constructor'a bir sadece çığırın gönderdik. Fakat constructor'a bir de yön belirtmemiz gerekiyor. O da şurada Main axis alignment aslında şöyle olduğu gibi burayı alıp getirip beraber düzeltebiliriz. Şöyle getiriyorum buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl düzelteceğiz onu göstereyim size. Yani dokumentasyonu aslında nasıl kullanacağınızı göstermiş oluyorum. Burada başındaki şu tanımlama şeyini sildim gördüyseniz şunu da sileceğim mesela. Şöyle silip aşağı gönderiyorum. O birazdan benim için zaten düzeltecek. Şu an çok düzenle uğraşmayalım. Şöyle başlarındakileri sadece tanımlarken ki kısmı siliyorum unutmayın. Mesela text direction oluşturmuş fakat text direction vermemiş. Ne yapacağız? Biz buna text direction vereceğiz. Yani dokümantasyonda da eksiklikler oluyor gördüğünüz gibi. Şuradaki vertical direction'ın başındakini de siliyorum. Şu down dedi aşağı doğru sırala demek. Ve şunu da vermiş fakat oluşturmamış. Hemen onu da verelim. Tekrar komut alt ve L harfine basıp düzelttim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düzenlenmiş bir halde aldık. Construction'a gerekli değerleri gönderdik. Şimdi bu şu anlama geliyor. Yani içine koyacağımız öğeler nasıl sıralansın? Hemen bunu bir kaydedip görelim beraber. Şimdi bu merhaba diye burada oluştu. Buna bir arka plan rengi verelim ki konteynerimize görelim ne yaptığımızı. colors dedik. Burada herhangi bir renk seçelim. Yeşil olsun. Yeşil yok değil mi burada? Arka da var yeşil önemli değil. Şöyle shade de verebiliriz buna. Shade 400 olsun mesela. Yani alt gölge tonunu belirliyoruz yani burada. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim için şöyle container oluşturdu. Burası container böyle. İçinde merhaba yazıyor. Bir tane daha oluşturalım. Çıldırın çünkü bir sürü öye ekleyebiliyoruz. Olduğu gibi kopyalayıp buraya tekrar yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Yanında bir tane daha merhaba oluştu. Şöyle kaydettikçe benim için bir tane daha oluşturacak. Şöyle gelip bir tane daha konteyner oluşturayım. 3 tane olsun. Şimdilik daha fazla oluşturmuyorum. Ekrana sığmayacak sorun çıkacak çünkü. Şu start şu işe yarıyor arkadaşlar. Yani benim buraya dizeceğim öyeler nasıl, nereden başlasınlar? Yani biz start dediğimizde şöyle soldan başladılar ve sağa doğru gidecekler. Buna biz center deseydik arkadaşlar merkezden başlayacaktı. Bunları şimdi merkeze alacak. Yani biz her öye eklediğimizde o bunları merkeze alacak. Şimdi bir tanesini silelim mesela. Şöyle bir tane konteynerimi siliyorum. Yine iki taneyi alıp merkeze yerleştirdi. Gördünüz mü? Bunlar önemli özellikler. Row'un kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bizim için dikey sütunlar oluşturuyor böyle. Dikey sütunlar oluşturuyor ve biz o dikey sütunları bu şekilde kullanıyoruz. Hatta şunu kahverenginin içinden çıkarıp dışarı alırsak. Şöyle kesiyorum buradan. Getirip şunun child'ı yaparsak şöyle kaydediyorum. Böyle daha düzgün görünüyor. Bunu geri alıyorum arkadaşlar. Şöyle kaydediyorum. Bir sonraki derste de size Kolumları anlatayım arkadaşlar. Yani yukarıdan aşağı öye dizmemize yarayan bölümü anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.